Değerli arkadaşlar, bugün Doğu Türkistan'ı konuşacağız. Müslüman Türk'ün diyarı, Türklerin türeyip dünyaya yön verdiği, Türkçe'nin yazıldığı, Kaşgar'da Mahmut'un, Yusuf Has Hacib'in doğduğu ve pek çok ulemaların yetiştiği mazlum bir Türk yurdunu konuşacağız. Tarihin hiçbir döneminde Türkler böyle mazlum kelimesini ben kendim bilinçli olarak kullanıyorum. Çünkü dünya suskun kalıyor. İslam dininin susmadığı ve amma ve lakin İslam dünyasının sesinin çıkmadığı bir dünya, Müslüman dünyasının varlığından aslında söz etmek hayali bir düşünce olarak görüyorum bunu. Çünkü Doğu Türkistan Uygur Türklerine ses çıkarmıyorlar. Türk dünyası aslında dilsiz kalmış, Müslüman dünyası kör olmuş. Çünkü Müslüman mazlum Türkleri 5 kuruş para karşılığında Çin'e satmışlardır. Türk dünyasından hiç ses çıkmıyor. Arap dünyasından zaten ses yok. Avrupa'dan, Amerika'dan ne kadar bizim dinimize uygun olmaz, bizim dinimize yakın olmazlarsa da az çok ses onlardan çıkıyor. Ama bizim dünyamızdan ses yok. Bugün ise Çin zulmünün artarak devam ettiği görülmektedir. İbadet yasakları, Çinli erkeklerle Müslüman Türk kızlarının evlendirilmesi, adli eğitim kampı olan toplama kampları, sivil saldırıları devam etmektedir. Yapılan zulümlerin altında Türklerin kültürünü, kimliğini, dilini, dinini, milli duygularını yok etmek yatmaktadır. Her ne kadar bu faaliyetlerini gizlemeye çalışsa da bu soykırımı, zulmü tüm dünya görmektedir. Dolayısıyla bugün Doğu Türkistan'ı konuşacağız. Doğu Türkistan'ın bilim adamları çok dünyanın farklı bölgelerinde var. Bugün Türkiye'de de var. Aynı şekilde Doğu Türkistanlı olup da Türkiye'de hocalık yapan, pek çok faaliyetler yürüten Abdülhamit Karahan hocamız var aramızda. Erkin İmmet hocamız var. Ankara Üniversitesi'nde Din Tarih Coğrafya Fakültesi'nde çalışıyorlar. Doktordur kendisi hocam. İlk başta hocam, Abdülhamit Karahan hocam, siz biraz kendinizi tanıtın. Sonra eğer imkanı varsa paylaşabiliyorsanız Milli Marşı, Doğu Türkistan'ın Milli Marşı'nı açabiliyorsanız onu paylaşalım. Böylesine sonra da sözü de Erkin Hoca'ya vereceğiz. Devam edeceğiz. Buyurun, söz Eyvallah, sizin. teşekkürler. Selamünaleyküm herkese, iyi akşamlar. Ben 2004'te eğitim için Doğu Türkistan'dan Türkiye'ye geldim. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde nükleer enerji alanında yüksek lisans yaptım. Sonra Uygur Akademisi diye bir sivil toplum kuruluşu kurduk. Orada belli bir süre çalıştım. 2012'den şimdiye kadar YTB'de çalışıyorum. Ve boş zamanlarımızda bizim Doğu Türkistan davasına hizmet ediyorum. Uygur Akademisi'nde, yürütme kurulunda başkan olarak çalışıyorum. Yani elimizden gelene kadar Çin'e karşı mücadele ediyoruz. Haklı davamızı kazanmak için. Böyle bir toplantı düzenlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepimiz Türkistanlı, Türk dünyasının ferdi olarak Doğu Türkistan meselesine bugün orada bir soykırım yapıyor. Onu kısaca paylaşacağız. Şimdi ben adım Erkin, soyadım Emet. Uygurlarda Erkin özgürlük demek. Özgürlük olmadığı için 10 Uygur'un 8'inin adı Erkin'dir bizde. Erkin en fazla kullanılan bir isim. Ben Kaşgar'da doğdum. Doğu Türkistan'ın Kaşgar vilayetinin bir ilçesinde. Sonra üniversiteyi Pekin'de okudum. Çin'in başkenti Pekin'de. Merkezi Milletler Üniversitesi diye bir üniversite var. Orada Türkoloji bölümü var. Eskiden meşhurdu yani.
önemli bir Türkoloji bölümüydü. Şu an o da çok zayıflamış durumda Çin'in bu politikasından dolayı. Sonra orada bir dönem işte Pekin'de asistan olarak, o öğretim görevlisi olarak görev yaptıktan sonra ben işte doktora, yüksek lisans yapmak üzere şeye geldim. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ne. 1992'den itibaren Güneydoğu Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı var. Özbek, Uygur Türkçesini iki lehçeyi öğretiyoruz. Orada bir dönem Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptım. İşte Karluk grubu üzerine, Uygur, Özbek grubu üzerine çalışıyoruz. Aynı zamanda da Dünya Uygur Kurultayı diye bizim dünyada Uygurları temsil eden bir sivil toplum kuruluşumuz var. Çatı Teşkilat. Uzun yıldan beri orada işte genel, şu an 2017'deki seçimde genel sekreter olarak seçilmiştim. İşte yurt dışına çıktıktan sonra 22 yıldır Çin'e girmem yasak. İşte anne babalarımızın cenazesine de gidemedik. Orada bir trajedi yaşanıyor. Onu konuşacağız, paylaşacağız. Şimdi ben bugün sizlere biraz bilinmeyen, yani yanlış bilgilerin aktarıldığı bazı konularda doğru bilgileri aktarmaya çalışacağım size. Birazdan onları anlatmaya çalışacağım. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz hocam. Abdülhamit hocam, söz sizde. Siz başlayın. Kültürü, tarihi, kimliği nasıl bir yer, bir bakalım birlikte. Ekran gözüktü değil mi? Gözüküyor hocam. Evet. Sizlere. Evet, Doğu Türkistan 1933'te kurulan Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin adı. Orada mesela 1933 12 Kasım'da Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti kuruldu Kaşgar'da. Yani o zamanki kurulandaki devlet bayrağı ayırdığı bir bayrak. Devlet arması da 12 tane noktanın, 12 tane Türk kavminin birleştiği ay yıldızlı bir simge. Evet, Doğu Türkistan herkes biliyor. Doğu'da Çin, Kuzeydoğu'da Moğolistan, Rusya, Kuzeybatı'da Kazakistan, Kırgızistan, batısında Tacikistan, Afganistan, güneybatısında Pakistan, Hindistan, güneyinde Tibet olan yüz ölçümünde 1,828,418,418 kilometre kare olan büyük bir toprak, büyük bir coğrafya. Yani bütün Türkistan'ın doğusu. Evet, Türkiye ile Doğu Türkistan arasında yaklaşık 1500 kilometreden fazla bir mesafe var. Arada yani Batı Türkistan yer alıyor. Evet, az önce söylediğim gibi Doğu Türkistan son 100 yılda iki kez cumhuriyet kurulmuş. 12 Kasım bizim Doğu Türkistanların cumhuriyet bayramı. 1933'te Kaşgar'da, 1944'te Gürcü'de kurulmuş. Doğu Türkistanların dini İslam. Orada Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar, Sadır gibi Türk sorunlar yaşıyor. Mesela. Bunun dışında Tacik, Dongar, Moğol, Şibe, Mancur, Rus ve Dağur gibi etnik ülkeler var. Ve 8 milyondan fazla Çinli göçmen, Çinli işgalci orada. Nüfusu yaklaşık 25 milyon civarında. Bu da bizim 1933'te Kaşgar'da kurulan Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin İstiklal Marşı. Yazarı da Mehmet Ali Tevfik. Kendisi de Türkiye'de okumuş. 1931'den 33'e kadar Türkiye'de eğitim almış biri. Bu da bizim milli marşımızın Türkçe tercümesi. Evet, tarihte yani bütün Türkistanlılar gibi Doğu Türkistanlılar da çeşitli dinlere inanmışız. Göktanrı dini, Zerdüşt, Şaman, Mani, Budizm,
Müsevilik, Hristiyanlık ve İslam. Biz en son Karahanlar döneminde Sultan Satık Burhan 932. yılında İslamiyet'i kabul etmiş ve bütün Orta Asya, Türkistan coğrafyasında yani Karahanların içinde İslami devlet dini olarak yaymış. Evet, üzerine kurulan Türk devletleri herkes biliyor. Bunlardan Göktürk, Uygur, Gansu, Karahanlılar, İdikut, Çağatay, Hocalar Hakimiyeti, Kaşgariye Devleti, yani Yakupande Devleti'nin kurduğu devlet. Bundan sonra Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti ve Doğu Türkistan Cumhuriyeti. Tabii ki başka kurulan önemli şeyler de var. Devletler de var ama en esas olarak bunlardır. Yani Doğu Türkistan'da yetişen önemli şahsiyetler İbn Sina'dan tutun El Farabi, Kaşgarlı Mahmud, Yusuf Asacı, Alişir Navai. Bunlar hepimizin ortak geçmişimiz olan şahsiyetler. Ha bu bizim Uygurlara, ha Özbek ve başkalara mensup değil. Hepimizin ortak değeri. En son zamanları da Abdülkadir Damolla, Sabit Damolla, Abdülhalık Uygur, Mehmet Ali Tevfik, Abdurrahim Ötkür gibi önemli mütefekkirler yetişmiş bir topraktır. Evet, sanat. Sanat bir milletin kimliğidir. Doğu Türkistan'daki Türkler ilk başta yerleştiği için bir medeniyet yaratmış, bir kültür yaratmış bir toplum. Sanatı da çok düşkün, çok zengindir. Evet, mimari olarak tipik yani Orta Asya mimari, yani Özbekistan ve İranlıların mimarisine hemen hemen aynı. Evet, giyim kuşam. Biz Müslüman olduktan sonra giyim kuşamlarımız da İslam'ın ölçüsüne göre değişmiş. Ve şimdiye kadar Uygurların, Doğu Türkistanların milli giyim kuşamları yukarıdaki gibidir. Bu da son zamandaki Uygur dediler. Evet, Dogpa Uygurlar ve Özbeklerde çok önemli bir başlıktır. Çok zengin ve çok çeşit Dogpa mevcuttur. Yani bizim bildiğimiz bilgiye göre bu Karahanlılar döneminden sonra biz İslamiyet'e inandıktan sonra icat edilen bir baş giyimi. Evet, yemeklerimiz. Yani 150'den fazla yemek çeşidi mevcut. Çoğu biz yani çiftçilikle uğraştığımız için hamur yemekleri ve et yemeklerinden oluşuyor. Evet, bunlar Orta Asya'daki Türk kardeşlerimize çok tanıdık yemekler. Kebap, samsa, pilav gibi. Evet, manta, çuçure ve etli ekmek, yani göçnan dediğimiz yemekler. Sonra Doğu Türkistan'da meyve, sebze çeşitleri çok zengindir. Yani Kaşgar'ın narı meşhurdur. Peyzevat'ın kavunu, Erkin abinin de doğup büyüdüğü yer de kavun meşhurdur. Aksu'nun eriği, Hotan'ın cevizi, Korlan'ın armutu. Burada yanlış yazılmış. Turfan'ın üzümü olması gerekiyor.
Tabii ki kuru yemiş de çok zengin. Evet, ekmek bizim kültürümüzde olmazsa olmaz bir yemek. Tandır da yapılıyor. Bütün Türkistan coğrafyasında hemen hemen tandır yapılıyor diyebiliyoruz. Evet, doğal zenginlikler içinde gene petrol, doğal gaz ve maden çok zengin. Doğu Türkistan'daki petrol ve doğal gaz rezervleri şu anki İran ve Irak'taki petrol ve doğal gazdan daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Yani şu an Çin'de çıkan 148 madenin 118 çeşidi Doğu Türkistan'dan çıkıyor. Yani kömür miktarı da çok fazla. Bütün Çin'deki kömürün yani yaklaşık %40'ı Doğu Türkistan'dan çıktığı istatistiklerde söyleniyor. Yani yukarıdaki tüm zenginliklerin hiçbiri Doğu Türkistanlıların yerli halka bırakılmıyor. Tamamı Çin'e götürülüyor. Yani sömürge ve işgal altındaki bir toprak olduğu için yerli halk onlardan faydalanamıyor. Bir de bizim şehirlerimize bakalım. Urumçi şu anki bizim başkentimiz. Bizim kültürel başkentimiz Kaşgar, Karhanların başkenti aynı zamanda, zamanındaki. Evet, Yusuf Hazarçıp'ın türbesi Kaşgar'da şu an. Bir de Kaşgarlı Mahmut'un türbesi de Kaşgar'a 40 kilometre giren Opal diye bir köyde yer alıyor. Diğer bizim kültürel başkentimiz de Yarkent, Sevliye Devleti'nin başkenti zamanında, 1500. yıllarında kurulan devletin başkenti. Evet, Artuş, Sultan Satık Burhan'ın doğduğu ve vefat ettikten sonra kabul edildiği bir şehir. Evet, Sultan Satık Burhan'ın türbesi de Artuş'ta. Hoten, diğer bir tane önemli bir şehir. Güneybatı'da. Turfan, İlkut Uygur Devleti'nin başkenti. Bu o zamanki başkentin harabeleri. Bu görüntüler. Evet, Turfan'da az önce söylediğim gibi üzüm çok meşhur. Meyve ve üzüm çok meşhur üzüm Turfan'da. Bundan onun dışında kariz suları diye şey var. Turfan'da nehir yok. Dolayısıyla dağlardan suları şehre getirmek için yer altından su kanalları yapılmış. Bu da 2000 senelik bir mühendislik harikası olarak nitelendiriliyor. Bu gördüğünüz delik uçaktan, gökten çekilen bir fotoğraf. Her deliğin altında şey var, su kanalı var. Dağlardan gelen su kanalı var. Bizim ecdatlarımız yani evlattan evlata su kanalları kazmış ve hiç su olmayan Turfan gibi bir havzayı yani sulandırmış, yeşilliğe dönüştürmüş. Burada gerçekten meyve sebze çok güzel yetişiyor. Bu çok sıcak olduğu için Turfan, yani yer üstünde su kanalları olursa buharlaşıyor diye
Bizim ecdadlarımız yer altından yeraltı su kanallarını kazmışlar. Diğer güzel bir şehir Bulca. Bulca da bizim kuzeyimizde, Kazakistan'la komşu. Evet, Tanrı Dağları bildiğimiz gibi bütün Doğu Türkistan'ı ikiye bölüyor. Kuzey ve Güney diye. Doğu Türkistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a doğru ilerleyen bir dağ dizisi. Evet, Doğu Türkistan'daki halkın neredeyse %80'i çiftçilikle uğraşıyor. Buğday, ondan sonra mısır, pamuk gibi şeyler çok meşhur bizde. Çok fazla yetişiyor. Diğer ikinci bir sektör hayvancılık. Halkın da yani bu çiftçilerin birçoğu aynı zamanda hayvancılıkla da uğraşıyor. Ve kuzeyde Kazak, Kırgız gibi kardeşlerimiz daha çok hayvancılıkla uğraşıyor. Evet, bu güzel coğrafyada maalesef yerli halk işgalden dolayı çok zulme maruz kalmakta. Doğu Türkistan 1884'te Çin Manchu İmparatorluğu tarafından işgal edilen bir toprak. Yaklaşık 137 senedir şu an işgal altındayız. Ve arada 1933'te ve 1944'te iki kez Cumhuriyet kuruldu. Birinci Cumhuriyet yaklaşık 3 sene ayakta kaldı. İkinci Cumhuriyet de yaklaşık 5 sene ayakta kaldı. Onun dışında Kaşgari Devleti'nden beri şu an Çin'in işgalindeyiz. Ve bu süreçte Çin bizim kültürümüzü yok etmek için, kimliğimizi asimile etmek için yani elinden gelen gayreti gösterdiler ve şu ana kadar asimile edemedi. Dolayısıyla 2016'dan sonra Çin Doğu Türkistanların kültürünü, kimliğini yok etmek için bir soykırım politikası uygulamaya başlattı. Bunu şimdi kısaca bir bakalım. Evet, ilk başta 2013-2014'lerde kılık kıyafeti ön plana çıkartmaya başladı. Sakal bırakmak, başörtü takmak, çarşaf giyinmek, ay yıldızlı giysiler giymek yasaklandı açıkça. Şimdi yukarıdaki gibi giyinmek yasak, aşağıdaki gibi giyinmek serbest diye propaganda yapmaya başladı. Şimdi aşağıdaki gibi giyinmek de yasaklanmış. Şimdi mesela sokaklarda sakal bırakan, çarşaflı giyinenlerin hepsini polis kontrol ediyor. Ve uyarıya rağmen kılık kıyafeti değiştirmezse hapse atıldığını söylediler ilk başta. Tiyatroyla halka propaganda eğitimi yapıldı. Çocuklara da propaganda eğitimi yapılıyor. Burada hastane önündeki bir pankart şöyle demiş: yani başörtülü ve çarşaflı kadınlar, 45 yaş altı sakal bırakan erkekler hastaneye giremez diye açıkça yazmış. Bu da bir uyarı. Diyor. Sakal bırakan, çarşaflı giyinenler olursa ideolojik eğitime tabi tutulacaktır. Ve onu da uymuyorsa tutuklanacaktır diye bir uyarı, duyuru yapılmış 2013 yılında.
burada sokakta diyor ki çarşaflı giyinenler yani benzin istasyonunda şey alamaz diyor, gaz alamaz diyor. Burada kütüphanede çarşaflı giyinen kadınlar kütüphaneye giremez diye yazmış. Bir de İslami isimlere de yasak koydular. Mesela Mücahit, Cihad, Talip, Muydun, Muhammed, Müslime gibi isimlere de yasak koydu ve bunların isimlerini değiştirmesini istediler. Buna zorladılar. Bu da yasak konulan isimler. Mesela Bilal dediğin Saddam, Hüseyin, Arafat gibi isimleri yasak koydular. Bu da İHA'nın 2008 yılında Doğu Türkistan'a gidip çektiği bir fotoğraf. Burada 2008 yılından beri yani Komünist Parti üyeleri, kamuda çalışanlar, 18 yaş altı çocuklar, kasaba görevlileri ve kadınlar camiye giremez diye yazmış. Sonra 2013'ün sonunda camiye giriş kartı diye bir kart çıkardılar. Yani bu kartı olmayanlar camiye giremiyordu. Bu kartı da yaşlara dağıtmış daha ilk başta. Sonra caminin mihrabına Çin Komünist Devleti'nin bayrağını asmışlar. Yani hiçbir caminin mihrabına bir devlet bayrağı asılmıyor normalde. Bu kutsal bir yer biliyorsunuz. Allah'a ibadet ettiğimiz bir yer. Bir de her pazartesi günü sabah bayrak merasimi yapılıyor cami önünde. Halkı da oraya toplamaya başladılar 2014 yılından beri. Sonra evlerdeki Kur'an-ı Kerim ve dini kitapları topluyor. Ve bu kitaplar çıkan evin mensuplarını da yeniden eğitim merkezi diye denilen toplama kampına topluyorlar. Bu da 2014'teki meşhur bir resim. Camilerin imamları dansa zorlanıyor diye. Bunlar da ideolojik eğitime tabi tutuluyor. Bir de hac. Çin devletinin izni olmadan hacca gitmek yasa dışı bir hareket olarak nitelendiriliyor. Bir de taahhütname almışlar. Çin Komünist Partisi'ni seveceğim. Hiçbir şekilde dini, yasa dışı dini faaliyetlere katılmayacağım. Başörtüsü takmayacağım, sakal bırakmayacağım diye. Ahali halkından şey yapmışlar. Taahhütname almışlar. Bu da 2012. ile 16 Mayıs'ta yapılan bir şey. Bu da duyuru. Şey diyor, duyuruda restoranlarda ve şeyde marketlerde içki ve sigara satılmasını zorlayan bir duyuru yapılmışlar. Bu da suçlu olmadığına dair hastanede tedavi edilmek için sabıka kaydı olmadığına dair bir yazı. Yani sabıka kaydı olursa hastanede de tedavi göremiyor. Evet, 2014 yılında Ramazan'da Kaşgar'daki Kaşgar Üniversitesi'nde üniversite öğrencilerini su içmeye zorlayan bir görüntü. Bu da Ay Yıldız'ın Doğu Türkistan'da yasaklandığına ilgili bir şey, ispat. Bu gençler Türkiye'yi ve kendi kültürünü çok sevdiği için Ay Yıldız'ı tişörtlerle giyiyor. Maalesef yakalanıyor. Evet. Zaten bunlar da açıkça sokaklarda, pankartlarda bunları yazıyor. Sakal bırakmak, ay yıldızlı giysiler giymek, başörtü takmak yasaktır diye 2013-2014 yıllarında bu şekilde bir propaganda yapılıyor. Sonra 1 Eylül 2017 yılında Doğu Türkistan'ın resmi dili olan anayasada ve özerk bölge yasasında
resmi dil olarak, eğitim dili olarak nitelendiren Uygur Türkçesi, Kazak, Kırgız ve Özbek Türkçesi de şu an 1 Eylül 2017'den itibaren tamamen yasaklanıyor. Şu an eğitimde bu dillere yine izin verilmiyor. Bütün eğitim şu an Çince. Evet, çocuklarımız Çinleştirilmeye zorlanıyor. Daha anaokulundan itibaren Çince eğitim zorunlu hale getiriliyor. Evet, bunlar Doğu Türkistanlı çocuklar, Çinli değil. Bunlar da öyle. En son akrabalık diye bir kavramı ortaya koyuyor. Her bir Çinli, yani Çinli memur, devlet çalışan Çinli bir Uygur ailesine akraba olarak kaynediliyor. Ve o ailenin aileyi gözetliyor. Aile hakkında rapor sunuyor devlete. Bu Çinli erkek de olabilir, kadın da olabilir. Ve bu aileye, bu Çinli'nin verdiği rapora göre devlet ona göre davranıyor. Ve Çinlerle evliliği teşvik ediliyor. Ve şantajla, zorla evlendirmeye çalışıyor. Normalde Doğu Türkistan'da özellikle Uygur, Kazak, Kırgız, Özbeklerin Çinlerle evliliği çok düşük. Neredeyse yok. Bunlar da 2014 senesinde toplu düğün merasiminde çekilen bir fotoğraf. Bu soldaki Uygur kızı, sağdaki de bir Çinli. Yani yüzünden her şey okunur. Evet, bu da bir videoydu. Düğündeki video. Bu kızı zorla Çinlilerle evlendirilmiş. Kızı hiç istemiyor. Bunun arkasında nasıl bir hikaye var, onu bir araştırmak lazım. Evet, bu normalde Uygurların evleri, şimdiki bakarsanız tamamen Çin tarzındaki evler. Ama bizim tarzımızdaki evler böyle değil. Evet, bayramlarda zorla Çince giyindiriliyor. Her yere asker ve polis dolu. Bu da köyde teröristlere, yani sözde teröristleri aramak için giden Çinli askerler. Bu da 2014 yılında Tayland'dan Çin'e yer edilen Uygur Türkleri. Olması lazım. 2017 ile Mayıs ayında Mısır'dan tutuklanan ve Çin'e iade edilen Uygur gençler, bunların çoğu öğrenciydi. Yaklaşık 120 civarında Uygur genci Çin'e iade ettiler Mısır hükümeti. Evet, 2017 1 Nisan'dan sonra toplama kamplarını tesis etmeye başlamış Çin, sözde eğitim kampı, eğitim merkezleri. Bunların hepsi çoğu meslek sahibi insanlar. Yani doktor, akademisyen, yazar, mühendis. Bunların birçoğu kendi kültürünü, kendi dinini seven insanlar. İlk başta bunları eğiteceğiz diye sözde mesleki eğitim kampları diye içeri attılar. Ama aslında burası toplama kampı. Birazdan Erkin abi daha detaylı anlatacak. Burada ideolojik eğitim dışında gerçekten bir soykırım yaşanıyor. İşkence uygulanıyor. Burası yani hapishane değil. Yani Çinlilerin dediği sözde eğitim kampları. 2018 yılında BM rapor yayınlarak yaklaşık 1 milyondan fazla Doğu Türkistanlı Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek Türkleri
yeniden eğitim kamplarında atıldı diye bir rapor yayınladı. Şu an aradan neredeyse 3 sene geçti. Şu an bu rakamın 3 milyondan 5 milyona kadar olduğunu tahmin ediyoruz. Yargısız infaz geniş bir şekilde uygulandığı zamanında hala öyle. Evet, bu soykırımlara, bu zulümlere karşı 1884'ten beri ecdatlarımız mücadele etmiş. Yakup Han Bedevlet, Kaşgari Devleti'nin kurucusu, o da Çinlilere karşı savaşan bir bizim hakanımız. Bunun dışında Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanı Hojinez Hacı. Bu da Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin kurulduğu 12 Kasım 1933'te Kaşgar'lık bir merasim. Evet, şu şahıs da bu devletin dizayn eden, devleti kuran şahıs, yani Sabit Damolla, o zamanki Başbakanı. Evet, Alihan Töre. Aslen kendisi Taşkentli, bizim Özbek kardeşimiz. Bizim 2. Cumhuriyetimizin Cumhurbaşkanı. Sovyet döneminde Stalin'den kaçarak Doğu Türkistan'a gelmiş. Doğu Türkistan'da belli bir süre yaşamış. Ve o tarihte Doğu Türkistan Cumhuriyeti'ni, yani Gulca'da kuran şahsiyet Alihan Töre'dir. Ve 1946 senesinde Stalin adam göndererek bunu Taşkent'e götürmüş. Daha 1976'ya kadar Taşkent'ten gözaltında yaşamış bir şahsiyet. Ahmetcan Kasım'ı bizim Doğu Türkistan Cumhuriyetimizin 2. Cumhurbaşkanı, yani başbakan sıfatındaki bir insan. Bu da 8 Nisan 1944'te kurulan Doğu Türkistan yani Milli Ordusu'nun merasimindeki fotoğrafı. Bu da 2. Cumhuriyetimizdeki Doğu Türkistan Milli Ordusu'nun askerleri. Bunlar da öyle. Evet, Doğu Türkistan Cumhuriyeti 1949 yılında şimdiki Komünist Çin Devleti tarafından işgal edildikten sonra Mehmet Emin Bora, Mesut Sabır Baykuzu, İsa Su Abdekinler Doğu Türkistan davasını yurt dışında yürütmek için Türkiye'ye geliyor. Ve Türkiye'de Doğu Türkistan davasını anlatıyor. Sadece Türkiye değil, bütün İslam dünyasına ve Batı dünyasına Doğu Türkistan davasını anlatan önemli şahsiyetler bunlar. Sonra varis olarak İsa Su Abdekin Bey'in oğlu Erkin Abdekin 2004 yılında Dünya Uygur Kurultayı'nı kuruyor ve kendisi kurultayın ilk başkanı olarak görev alıyor. Sonradan da Rabia Kadir'e devrediliyor. Ve şu an 2017 yılından itibaren bizim kurultayımızın başkanı Dulkun İsa Bey görevde. Ve şeyde diasporada aktif olan aktivistler Türkiye'de bizim Doğu Türkistan davası da şu an önemli konumda olan şahsiyetlerimiz. İki Ergin abi, bir de Amcan abiler. Sonra son dönemlerde daha aktif sosyal medyada şeyde davada olan şahsiyetlerden 3 kişi daha burada. Evet, son olarak da diasporadaki önemli Doğu Türkistan STK'ları, tabii ki Erkan abinin dediği gibi ilk başta Dünya Uygur Kurultayı, bizim şemsiye teşkilatımız bizi diasporada temsil ediyor. Onun dışında çok çeşitli alanlarda çalışan STK'larımız mevcut. Evet, bunu birazdan Erkan abinin sunum bittikten sonra konuşabiliriz. Teşekkürler. Benim sunum bitti. Teşekkür ederiz Abdülhamit Hocam. Ağzınıza sağlık. Bizi çok güzel şeylere götürdünüz. Sağ olun. Hakikaten unuttuğumuz kültürlerimizi, kendi kültürümüzün nerede
Çin'e karışan bazı olayları, Çin şeylerini hakikaten kültür tarafını anlattınız. Ağzınıza sağlık. Teşekkür Çok sağ ederiz. olun. Teşekkürler. Erkin Hocam, şimdi söz sizde. Ekranınızı paylaşabilirsiniz. Ben de izin... Ha, açıkmış zaten. Hocam sesiniz kapalı şu an. Şimdi sesim geliyor mu? Evet hocam. Evet, açık ses. Evet. Ekran gözüküyor değil mi? Gözüküyor hocam. Evet. Şimdi Abdülhamit Bey Doğu Türkistan'da hem kültür açısından hem tarihimizden hem Çin'in bugün Doğu Türkistan'da uyguladığı o insanlık dışı uygulamalardan bahsetti. Ben daha ağırlıklı olarak yani Doğu Türkistan neden Çin bunu böyle bir şey bugün 21. yüzyılda dünyanın yükselen bir gücü Çin, ikinci büyük ekonomi, 1,5 milyar nüfusu var. Dünyadaki en köklü yani Türkler ne kadar uzun bir tarihe sahipse Çinliler de öyle uzun tarihe sahip bir toplum. Yani Türklerle tarihte en uzun komşuluk yapan, bugün de komşu bir toplum. 21. yüzyılda burada bir insanlık dışı bir uygulama yapılıyor. Dolayısıyla bunu Çin neden yapıyor? Neler yapılıyor orada? Yurt dışında Çin'in yaptığı bu şeylere karşı dünyanın tepkisi ne oldu, ne oluyor? Bundan sonra mesela Türk dünyası olarak ne yapabiliriz? Bunları biraz değinelim. Yani aslında 21. yüzyıl, 20. yüzyılın sonları Türk dünyası için yeni bir fırsat yılı oldu. Türk dünyası bugün dünyada 7 tane Türk Cumhuriyeti var. Bağımsız 7 Türk Cumhuriyeti. Bağımsız olmayan bir sürü Türk toplulukları var. Bağımsız olanlar kendi ülkelerini daha ileriye götürmek, mevcudiyetini koruyabilmek için mücadele ederken başka toplumların egemenliğinde altında yaşayan Türklerin durumu çok kötü durumda. Bugün Doğu Türkistan'la konuşuyoruz ama işte Tataristan, Kırım, Suriye'deki Türkler, işte Irak'taki Türkler, Afganistan'daki Türkler, bunların durumu ne oluyor? Bu buralara yeterli derecede ilgi alaka yok bugün dünyada. Tabii biz 1991'den beri ben bu Türk Cumhuriyetleri işte çeşitli kurultaylara katıldık, konferanslara katıldık. Türk dünyasının derdini öğrenmeye ve onu anlatmaya çalıştık. Şimdi biz 15-16. yüzyıla kadar birdik. 16. yüzyıldan sonra ayrışmaya başladık. Özellikle 1920'lerden sonra bu Türk toplulukları ayrı ayrı boylar halinde gelişmeye başladık. Ayrı ayrı lehçelerimiz olmaya başladı. Aslında ta 18-19. yüzyıla kadar bütün Türkistan'daki Türkler, hatta Oğuzların işte Türkmenlere kadar Çağatay edebi dili kullanıyorduk. Hepimiz Çağatayçı ile yazıyorduk. Yazı dilimiz birdi. Yani lehçelerimiz de çok yakındı ama 20. yüzyıldan 1920'lerden sonra bu lehçeler ağırlığında dilimiz olmaya başladı. Şimdi bir millet olmak kolay bir şey değil. Yani hepimiz Türk'üz diyoruz ama yani bir herhangi bir Türk boyunun ayağına iğne battığı zaman canımız yanıyorsa eğer, biz bir toplumuz demektir. Yani aynı dille konuşmak, aynı kültürü paylaşmak, o şuuru eğer yetiştiremezsek olmaz. Yani biz eski büyüklerimiz eskiden, tabii bu toplantılarla böyle birbirimizin dertleşiyoruz, derdini anlatıyoruz. Çok büyük olanaklar var bugün internet üzerinden. Dolayısıyla
Türk dünyası birbirimize sahip çıkmalıyız. Yani birbirimizin derdini ortak çözüm aramalıyız. İnşallah ileriki yıllarda bu daha güçlü olacak. Ama bugün Doğu Türkistan meselesinde demin kardeşimiz de bahsetti. Yani ne İslam dünyası ne Türk dünyasından ilgi alaka var bugün. Hiçbir şeyden tepki gelmiyor. Dolayısıyla Çin neden bunu yapıyor? Ben kısaca bu konudan bahsettim. Doğu Türkistan dediğimiz zaman haritadan Abdülhamit Bey de bahsetti. Ben şöyle bir size göstereyim. Şimdi Doğu Türkistan Çin'in kuzeybatı bölgesindeki Çin'in altıda bir toprağını oluşturan bir yer. Yani Çin Seddi şuradan ayrılıyor. Çin Seddi'nin dışındaki bir coğrafi. Yani Doğu Türkistan aslında bugüne kadar eğer Uygurlar, oradaki Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar olmak üzere oradaki Türk soylular kendi benliğini çok iyi bir şekilde koruyabildiyse, biri Çin coğrafisinden daha dışta olması, yani dışarısında olması. İkincisi de bu toplumların Müslüman olması. Bir de işgalın daha geç olması. Yani 1949'a kadar burada bu coğrafyada bir bağımsız cumhuriyet var. Yani benim dedem ticaret yaparken eskiden öyle Özbek, Kazak, Kırgız kavramı yok. Yani benim dedelerim hiçbir zaman bizi Uyguruz, Uygur kelimesini telaffuz edemez. Uyguruy derdi. Yani hala öyle derler. Tabii Uygur diye bir Türk boyu var. Çok tarih, çok eski tarihe sahip bir Türk boyu yani Uygurlar. Daha milattan önceden beri böyle bir boy var. Fakat Türkistan'da eskiden işte hepimiz Müslümanız. Kimi zaman Müslüman kimliği ön plana çıkmış. Kimi zaman Türk kimliği. Mesela Malov da işte 1919-10-11 yıllarda dil derlemesi için gidiyor. Kaşgar'da, Hoten'de, bu bölgelerde dil derlemesi yapıyor. Hiçbir yerde Uygur kelimesini yazmıyor. Türk halkları diyor buradaki insanları. Dolayısıyla benim dedem de işte Buhara, Semerkant ticaret yapıyormuş. İşte derdi biz Kaşgarlı, işte Buharalı, Semerkantlı, Hiveli böyle adlandırırdı. Yani böyle etnik mikro kimliğimiz öyle ön planda değildi. Bu daha tabii ki daha sonraki olaylar, şimdi kendimizi ayrı ayrı bir millet hissetmeye başladık. O ayrı bir mesele. Şimdi Doğu Türkistan neden önemli? Doğu Türkistan'ın siyasi özelliği, bakın Çin'in bugün Çin toprağının altıda biri dedik. Çin'in 13 ülkeyle hududu var. 13 ülkeyle hududu var. Bu 13 ülkenin 8 tanesi Doğu Türkistan'la sınırı olan bölgeler. Mesela Rusya, Moğolistan kuzeyde, Rusya, batıda Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, sonra güneyde Afganistan, bir Vahan koridoru var biliyorsunuz Afganistan'a ulaşan, 350 kilometre uzunlukta, 65 kilometre genişlikte bir koridor. Afganistan'la sınırımız var, bir de Pakistan, Hindistan, Tibet. Yani bu bölgelerle hududu olan, bu çok önemli bu stratejik, hem ticari açıdan hem siyasi her yönden Çin için çok önemli bir özellik bu. Bu nedenle siyasi alanda Doğu Türkistan'ın yeri fevkalade önemlidir. Yani şimdi böyle bir önemli bir coğrafya, böyle bir önemli coğrafya. Bugün kime diyoruz? Doğu Türkistan sorunu diyoruz biz. Burası bir toprak sorunu. Burada Doğu Türkistan, Abdülhamit de bahsetti, burada 1.826.000 kilometre karelik bir toprak var. Bu toprak Hun devletine ev sahipliği yapmış, Göktürk devletine ev sahipliği yapmış, Uygur devletine ev sahipliği yapmış, Karahanlı devletine ev sahipliği yapmış, Seydiye Hanlığı'na ev sahipliği yapmış. Bütün İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası Türk kültürünün olduğu bir yer. Yani burada siz içi dışı her yerinde Türk kültürü fışkıran bir coğrafya. Yani burada biz şimdi son yıllarda işte burada tabii ki nüfusun çoğu Uygur. Dolayısıyla burasının adını Uygur Özerk Bölgesi demiş.
bu Uygur özel bölgesi demek burada Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar yok anlamına gelmez. Yani ben bu kelimelerin, bu terimlerin üzerinden bir takım şeylerle tartışmanın hiç anlamı yok. Bugün Kazakistan dediğimiz zaman Kazakistan'da da bir sürü Türk boyları var ama nüfusun çoğu Kazak olduğu için oranın adı Kazakistan'dır. Bunun başka bir şey yok yani. Bunu başka yönlere çekmeye de gerek yok. Doğu Türkistan'da nüfusun çoğu Uygurlar ama burası Türk toprağı. Dolayısıyla bu tarihte kurulan devletlerin adı da Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti demiş, Doğu Türkistan Cumhuriyeti demiş. Bakın Uygurlar yani bu cumhuriyetle kurarken de çok tartışmışlar. Buna Uyguristan mı diyelim, ne diyelim şeklinde. İşte Cumhurbaşkanı Özbek Türklerinden olmuş. Kimse işte bu Özbek dememiş. Genelkurmay Başkanı Kazak Türkünde. Bu da çok güzel bir Türkistan adına layık demokratik parlamenter sistemde bir cumhuriyet kurmuşlar. Yani demiş ki bizim ırkımız Türk demiş. Dinimiz İslam. Halkçımız demiş, milliyetçimiz demiş. O gazetenin köşesinde bu kelimeler yazıyor. Yani orada böyle bir bütün Türk topluluklarını kucaklar. Dolayısıyla bu sorun Doğu Türkistan sorunu diyoruz biz. Ama Uygur sorunu, Uygur problemi dediğiniz zaman bu Çin'in etnik meselesine dönüşür. Yani devletler bugün Çin'in bugünkü toprak bütünlüğünü kabul eden yani bir takım ülkeler, dünya devletleri Uygur sorunu diye adlandırıyor. Uygur sorunu dediğimiz zaman bu bir etnik soruna giriyor. Biz bu davayı yapan Doğu Türkistanlılar diyoruz ki bu sorun Doğu Türkistan problemidir. Toprak problemi. Bizim toprağımızı işgal etti. Bu toprağı almamız lazım diyoruz. Bunun üzerinden. Aslında Doğu Türkistan meselesi demin Abdülhamit de bahsetti. 1884'te Mançurlar tarafından işgal ediliyor. Adını Şincan yeni toprak konuluyor. Ondan sonra ta 1949'a kadar yani çeşitli işgalci güçler bölgeyi yönetmiş ama kağıt üzerinde yönetmiş. Yani bununla buradaki insanların diline, dinine müdahale etmemiş. Yani çok fazla ekonomik olarak sömürmüş. Buradaki yeraltı, yerüstü zenginliklerini kimi zaman Rusya'ya götürmüş, kimi zaman Manço İmparatorluğu götürmüş zenginlikleri, kimi zaman Çin, milliyetçi Çin hükümeti götürmüş. 1949'dan sonra Çin bu Doğu Türkistan sorununu ciddi bir tehdit olarak algılamaya başlamış. Soğuk Savaş'ın bitimi Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlık kazanmasından bu yana değişen bölgesel denklemler ve Çin'in ekonomik yükselişi Çin yönetimi tarafından daha stratejik boyutta meseleye bakmaya başlamış Çin 1949'dan sonra. Şimdi Soğuk Savaş sonrası eski Sovyetler Birliği'nin parçalanması, Balkanlarda yaşanan etnik çatışmaların ortaya çıkardığı atmosfer, özellikle 11 Eylül olayından sonraki denklemler Çin'in bu meseleye olan yaklaşımını daha da sertleştirmiş. Yani Çin biliyorsunuz Amerika'da ikiz kule vurulduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'a girdi. Afganistan'a girince bizim bu İslam Partisi diye bir oluşum vardı Doğu Türkistan'da. Buradaki dini baskıdan dolayı bunlar bu Vahan koridoru üzerinden Afganistan'a gitmişti. Hasan Maksum başkanlığında bir grup Afganistan'daydı. Bunları Guantanamo'ya götürdüler, 24 tane Uygur'u. Orada bunların sorgulaması yapıldı. Yıllarca sorgulaması yapıldı. Sonra bunların terör El-Kaide ile ilişkisinin olmadığını, bunların Çin baskısından dolayı bu bölgeye geldiği ispatlandıktan sonra şu hepsi bırakıldı. Dünyadaki çeşitli Çinli diplomatik ilişkisi olmayan bazı ülkelere yerleştirildi bu Uygurlar. Hepsi aklandı. Şimdi bu dönemde George Bush, o zamanki Amerika prezidenti Şangay'a toplantıya geldi Kasım ayında. Dedi ki Çin'den terörizme karşı mücadelede destek istedi. Dedi ki bizi destekleyeceksin. Çin Cumhurbaşkanı Jiang Zemin dedi ki bizim Doğu Türkistanlı teröristlerimiz var.
bu teröristleri sen terör listesine alırsan ben seni destekleyeceğim dedi. O zaman George Bush dedi ki sizin bu etnik problem burada bir terör söz konusu değil dedi. Böylece Doğu Türkistan meselesi 11 Eylül sonra 11 Eylül'den sonra uluslararası platforma taşınmış oldu. Ama bunu fırsat bulan Çin bölgede her türlü etnik siyasi talepler bir tehdit unsuru olarak 11 Eylül sonrası görülmeye başladı. Çin sert vuruş hareketi diye bir hareket başlattı. Yani üçer güç dediği, bölücülük, terörizm, fundamentalizm yani İslam kökten dinciliğe karşı mücadele diye bölgedeki eskiden verilmiş işte düşünce, kimlik, inanç, bütün temel haklara topyekun Çin savaş açmış oldu. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Yani ben orada doğdum, orada büyüdüm. Yani tabii bizim çocukluk yıllarımızda bizim ilçelerde Çinli yoktu. Yani memur Çinliler vardı. Çok az sayıda. Yani Çin'in bölgeye çok yoğun olarak göçü 80'lerden sonra özellikle 1991 Sovyetler Birliği parçalanıp Türk Cumhuriyetleri bağımsızlık kavuştuktan sonra Çin buradaki tehdit algılaması daha da güçlendi. Politikasını sertleştirmeye başladı. Sonra buranın demografik yapısını değiştirme politikasını hızlandırdı Çin. Doğu Türkistan'ın kuzey bölgelerinde özellikle Ürümçi'ye gittiğiniz zaman umutsuzluğa kapılırsınız. Ürümçi sonradan kurulmuş bir şehir, stratejik öneme sahip olduğu için Çinlilerin kurduğu, başkent olarak kurulan bir şehir. Dolayısıyla Çin nüfusu çok yoğun. Şimdi Ürümçi'ye bakan kişi bütün Doğu Türkistan'da bu nüfus böyle zanneder ama 1990'lara kadar Tanrı Dağları'nın güney tarafında nüfusunun büyük çoğunlukta 90'ın üzerinde Uygur nüfusu var. Özellikle Mao öldükten sonra Uygurlara aynı Çin'de bir takım daha Sovyetler Birliği yumuşamadan önce Çin yumuşamaya başlamıştı. Bir takım temel haklar yani inanç özgürlüğü olsun bunlar kontrollü bir şekilde işte yurt dışından dini kitapların girmesi, dinini öğrenmek, din kursu gibi bir takım temel haklarda çok büyük gevşemeler olmuştu. Yani ticaret serbest bırakılmıştı. Orta Asya Türkiye ile olan ticaretin çoğu Uygur Türklerinin oradaki Türk kökenli, Türk soylu toplulukların elindeydi. Dolayısıyla Çin'deki bu kalkınma yani son 40 yıldır yapılan bu kalkınmadan Uygurlar da pay almıştı. Bir takım özgürlükleri elde etmişti. Bu özgürlükler 11 Eylül sonrası tamamen elden alındı. Demin Abdülhamit'in söylediği bu resimlerde gösterilen şeyler özellikle 2008 Olimpiyat olayını bahane ederek Çin'in bölgedeki bu şeyinden kaynaklandı. Şimdi ben demin de bahsettim. Şimdi Uygur Türkçesi hiçbir zaman yasaklanmamış. Yani tarihten bugüne kadar Uygurlar sürekli yazı dili olan yazı kültürünü Türk boylarının içerisinde hangi dine inansın o dinle ilgili bütün kutsal kitapları o dinle ilgili eserlerin hepsini çevirmiş. Yani Uygur eski Uygurçu metinlerin çoğu dini çeviriler. Onun dışında 10. yüzyılda Maitri Simit diye tiyatro eseri koymuş, tiyatro sahnelemiş bir Türk topluluğu. Hiçbir zaman dili yasaklanmamış. Ama şimdiki hükümet Uygurların diliyle dinine müdahale ediyor. Yani bir toplumu yok etmek için önce onun dilini yok etmek lazım. Ondan sonra da dinini değiştirdiğiniz zaman o milli kimliği, o farklılıkları yok edebilirsiniz. Dolayısıyla Çin bugün işte o politikasını uyguluyor. Özellikle aslında bu plan 1993'te ortaya koyuldu. 91'de Sovyetler Birliği parçalandı. 93'te bölge hükümeti
bir toplantıda ne pahasına olsa olsun Çince eğitime geçilecek diye 93'te karar alıyor. Bunu 2003'te uygulamaya koydu. 2003'te bu bütün okullarda yavaş yavaş Uygur Türkçesi eğitimden kaldırıldı. Çince eğitime geçildi. 2017'de demin Abdülhamit'in gösterdiği belgede dediği gibi 2017'de topyekun tamamen Çince eğitime geçilmiş oldu. Eğer bunda bir dönüş olmazsa, bundan sonra böyle Çince eğitim devam etse, bu gelecekte Doğu Türkistan Türklüğünün durumu çok kötü. Yani eğer ana dilini kaybetse bu yani bir millet yok olacak demek. Yani din ikinci bir konu, yani dilini yasakladı dedik. Bir de din faktörü. Şimdi Çin dünyaya diyor ki bizim bilin diyor anayasada inanç özgürlüğü var diyor. Yani doğru 36. maddede Çin anayasasının 36. maddesinde vatandaşlarına inanç özgürlüğü veren Çin hükümeti aynı zamanda dini cemaatlerin hayatını kendi denetime de tutması garanti altında. Yani Çin inanç özgürlüğünü garanti altına alıyor. Diyor ki herkesin inanıp inanmama özgürlüğü var diyor ama 2017'de çıkardığı o yasayla bunu tamamen kaldırıyor. Bugün Doğu Türkistan'da din tamamen yasak. Yani bugün gidip gelenler, videolarda görüyorsunuz bunların hepsi gerçektir. Çin dünyaya, Türkiye'deki siyasetçilere de şunu diyor. Bizim orada diyor 23 bin tane camimiz var diyor. Şimdi 83 milyon nüfusu olan Türkiye Cumhuriyeti'nde 96 bin civarında camimiz varmış. Biz 23 bin cami var, 12 milyon Türk soylulara. Bizim kişi başına düşen cami sayımız sizinkinden fazla diyor. Aslında bugün Avustralya'daki o raporda olsun, insan hakları raporlarının hepsinde uydularla çekildi. Bu camilerin çoğu ya yıkıldı ya da eğlence yerlerini dönüştürmüş durumda. Videolarda, sosyal medyada görmüşsünüzdür. Bunlar gerçek. Yani Kaşgar'daki en büyük camileri turistlere gezdiren müzeye dönüştürüp onun içerisine kahvehane, çayhane yapmak suretiyle camileri buna dönüştürmüş durumda. Şimdi bu 1980'den sonraki değişimi demin de bahsettim ben. İşte bazı 76'ya kadar bizim çocukluk yıllarımızda yine yasak vardı bu Maum kültür döneminde. 1966'dan 76'yı ölünceye kadar camiler kapatıldı. İmamlara domuz beslettirirdi, domuz etini yiyeceksin diye mecburladı Müslümanlara. Böyle bir kötü dönem vardı. Ama 78'de bu açıklık politikasını uygulamaya başlayınca bu camilerin çoğu kullanıma açıldı. Kur'an kursları açıldı. Dışarıdan din kitapları, eğitim materyalleri gelmeye başladı. Kısmen kolaylık sağlandı. Müslüman ülkelerine giriş giriş serbestleşti. Yani Uygurların çoğu hacca giderler de çoğaldı. Diğer bütün İslam ülkelerine gidip gelip ticaret yaparlardı. Çoğaldı, kısmen bu serbestlik ortaya çıktı. Ama 2008'de biliyorsunuz olimpiyat oyunu yapıldı Çin'de. Bunu bahane ederek Çin 23 çeşit bu dini faaliyeti yasakladı. Bunun içinde dini nikah kılmak, cenazenin kaldırılması, kutsal yerlerin ziyareti gibi pek çok şeyi sayabiliriz. O 2008'den sonra bu politikası sertleşmeye başladı. Demin Abdülhamit Bey de bahsetti. Şimdi bu köylerde bakın. Bütün duvarlara bunu yazmış. Demiş ki okusunuz namazını 5 vakit günde Huda vermez sizge göç girdi diyor. Yani namaz kılsan Allah sana ekmek vermez, kılma diyor. Bütün köylerde bunların yazıldığını görüyoruz. Böyle bir bu 2000 kamp olayına nasıl gelindi? Bunu kısaca bahsedip
Sonra soru cevap şekline geçeceğiz. Şimdi 1 Nisan 2017'de şimdiki Cumhurbaşkanı Xi Jinping iktidara geldikten sonra aşırıcılığa karşı mücadele diye bir yasa kabul etti. Bu kabulden sonra kamp olayı başladı. Yani bir gecede şüpheli buldukları, yani bunu devlet çok uzun zamandan beri camilerde, okullarda, her yerde insanları fişliyor. Yani bu adam nasıl bir insan, ne yapıyor, milli duygularıma fazla, dini duygularıma fazla, kimle geliyor, kimle gidiyor, kimle görüşüyor, sohbetlerde ne konuşuyor, hangi ülkelere gitti geldi, bunlar uzun zamandan beri hazırlıklı bir proje bu, kamp olayı. Bir gecede düğmeye basılıyor, bütün şeylerde insanlar kamplara götürülüyor. Ben mesela bana biz bir gecede kesildi 2000 şeyde, biz dedik ne, bütün akrabalarımız Doğu Türkistan'da. Sonra bir bana bir şifreli bir mesaj geldi, dedi ki 13 tane akrabam hastaneye kaldırıldı, nezle olmuş, ne zaman taburcu olacağı belli değil. Ben anladım dedim, ben bunları kampa götürmüş. İşte böyle bugün diasporada yaşayan Uygurların çoğu oradaki ailesinden haber alamıyor. Öldü mü, kamptı mı, hapiste mi, ne yapıyor bilmiyor. Yani böyle bir şeyle karşı karşıyayız. 4 sene oldu, 4 senedir kimse ailesiyle görüşemiyor. Bu terörizme karşı mücadelede şöyle diyorum. Şu 3. maddeyi size söyleyeyim. Hepsini okumaya gerek yok. 3. maddede şöyle diyor. Aşırı dinci fikir ve düşüncelerin etkisi altında kalmak diyor. Dini içerikli vaaz tebliğ dinlemek, dini içerikli eylem ve faaliyetlerin vatandaşın günlük normal hayatına sokulması ve müdahalesi kesin olarak dini aşırılık kapsamındadır diyor. Yani günlük hayatımızda dini olarak ne yapıyoruz? Yemekten önce besmele çekiyoruz. Yemekten sonra dua ediyoruz. Bunlar hepsi aşırı dinciliğe giriyor. Yani bunu yapan adam radikal, aşırı İslamcı diye içeriye götürülüyor. Böyle bir uygulama. Yani 2017'de yine Çin Cumhurbaşkanı'nın bir konuşması var. Şincan'ı korumak için çelikten kale yapılacaktır diyor. Doğu Türkistan'ın sınırı bugüne kadar kapalı biliyorsunuz. Hiçbir Türk Cumhuriyetlerinden kimse gidip gelemiyor. Şu an bölgeye girişler yani kendi Çin izin verdiği insanlar dışında, gazeteciler kendine yakın olan siyasetçiler dışında kimseye izin vermiyor. Şimdi bu olaydan hemen sonra işte dışarıda okuyan öğrenciler, özellikle bu ilahiyat okuyanları zaman tanıdı. Doğu Türkistan'a hemen döneceksiniz. Dönmezsiniz, akrabalarınızı cezalayacağız. Dönenler, işte bu Mısır'dan dönen öğrencilerin hepsi bugün kampta. Akıbeti bilinmiyor. O Mısır'dan dönenler tutuklanınca diğerleri bir kısmı Türkiye'ye geldi, bir kısmı başka Batı ülkelerinden gidenler oldu. Mısır'da çok sayıda öğrenci vardı, bunlar tutuklandı. İsimlerin değiştirilmesi, Abdülhamit demin bahsetti. Şimdi neden Çin bu kamp olayını yapıyor desek, şimdi burada şundan bahsetmek gerekiyor. Çin 2013 yılında Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir kuşak bir yol, İpek yolunu ilan etti. Şimdi bu İpek yolu, bakın şu haritaya, 3 tane yol var. Bir tanesi kuzeyden Tataristan üzerinden Moskova üzerinden Avrupa'ya giden bir yol. Bir de orta kuşak dediğimiz Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan üzerinden
Kars üzerinden Ankara, Ankara üzerinden İstanbul, Bulgaristan ta Rotterdam'a kadar giden orta kuşak. Bu orta kuşak. Bir de güneyden Pakistan üzerinden Hint Okyanusu'na, Gwadar Limanı'na ulaşan bir yol var. Bu üçünün hepsi Doğu Türkistan üzerinden geçiyor. Bu buradan geçtiği için diyor ki bu bölge bu Çin hegemonyasını, yani Çin diyor ki ben bundan sonra dünyada Çin hegemonyası kuracağım diyor. Çin'i ben yöneteceğim diyor. Şimdi bakın, şimdi Amerika Birleşik Devletleri yani bir inancı olan, işte dini inancı olan topluluklar, Batı topluluğu olsun, Amerika olsun, çeşitli ülkeler. Şimdi Çin gibi bir ülkenin gelecekte dünyayı yönettiğini düşünün. Yani bir de diktatör bir devlet, bir de bir takım değerler yok. Ahlaki, insani bir takım değerlerin olmadığı bir toplum Çin. Böyle bir devletin Çin'i yönettiğini düşünün. Yani bu korkunç bir şey. Dolayısıyla Çin diyor ki bu projemi gerçekleştirmek için gelecekte sıkıntı olacak olan bu Doğu Türkistan'daki Türk soyluları, Müslümanları Çinlileştirmem lazım diyor. Yani Çin'in dünyaya açılan tek kapısı burası. Kuzeyde Sibirya var, Moğolistan, kuzey taraf. Bir de doğuda Japon denizi, güneyde Çin denizi. Tek karayla dünyaya açılan kapı Doğu Türkistan. Dolayısıyla çok stratejik önemi sahip. İkinci bir önemli konu, yani Çin'in petrol rezervinin %30'u, bu Çin'in kendi rakamını söylüyorum ben size, kömür rezervinin %40'ı bu Doğu Türkistan'dan geçiyor. Kazak petrolü, Türkmen doğalgazı Doğu Türkistan üzerinden boru hatla Çin'e geçiyor. Dolayısıyla bölge çok stratejik öneme sahip. Bugün dünyada bu tekstil, yani Uygurları köle olarak çalıştırdığı için Çin'den mal almamak için bir takım şirketlere dünya listeye alıyor, baskı yapıyor. En kaliteli pamuğun %18'i Doğu Türkistan'dan çıkıyor. Pamuk. Bugün dünyadaki marka, kim, elbiselerin çoğu bu bölgede üretim yapıyor. Dolayısıyla bölge çok stratejik öneme sahip. Ben şununla, yani bunlar yapılırken Çin bunları yapıyor, Abdülhamit de anlattı. Şimdi dünyada Doğu Türkistanlılar ne yaptı, bundan sonra ne yapabilir? Çok kısa olarak ben size bilgi verip bitireyim. Şimdi Doğu Türkistan konusunda bizim büyüklerimiz, işte İsa Yusuf Abdikim, Mehmet İmam Buğra, Doğu Türkistan işgal edildikten sonra Keşmir üzerinden bunlar 1954'te Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de Türkistan Sesi diye bir dergi çıkarıyor. İlk önce Türkistan Sesi derginin adı. İngilizce çıkarıyor. Daha sonra bu dergi Doğu Türkistan Sesi olarak çıkmaya başlıyor. Bunlar tabii ömrünün sonuna kadar, İsa Yusuf Abdikim 1995'e kadar, vefatına kadar bu davayı Türkiye merkezde yaptı. Soğuk Savaş döneminde bu dünyadaki denklem Doğu Türkistan meselesine fazla ilgi olmadı. Bunun çok sebepleri var. Bu bir konferans konusu. En önemli faktörden bir tanesi Sovyetler Birliği'ne karşı Amerika Birleşik Devletleri Çinli yanına aldı. 1970'ten itibaren Çinli olan ilişkisini geliştirdi. Dolayısıyla Doğu Türkistan meselesine Batı çok fazla ilgi göstermedi. Şimdi 91'de Sovyetler Birliği parçalanınca 1997'de Gulcu katliamı oldu. Dünyadaki bir takım insan hakları, teşkilatları Doğu Türkistan meselesine ilgi duymaya başladı. Benim siyasete girmem, bu davaya girmem de 1998-97'den sonra dünyanın çeşitli ülkelerinde sivil toplum kuruluşları kuruldu, davayı anlatmaya başladı. Türkiye'de Milli Merkez diye merkez kuruldu 97'de. Çin Cumhurbaşkanı geldi Türkiye'ye, ardı ardan ziyaret oldu. Türkiye'yi bir sıkıştırdı. Türkiye 98'de 35 numaralı genelge diye bir genelge çıkardı. Dedi ki devlet adam toplantıda gök bayrak asılamaz. İşte devlet memurları
Doğu Türkistan toplantısına katılamaz gibi bunu kısıtlayan Doğu Türkistan davasını bir genelge çıkardı. Bir gecede Türkiye'deki bu milli merkez Almanya'ya taşındı. Almanya'da 98'de Doğu Türkistan Kurultayı diye bir kurultay kuruldu. Gençlik kurultayı vardı. Sonra 2004'te Erkin Alptekin bu Dünya Uygur Kurultayı'nı kurdu. Şimdiki Dünya Uygur Kurultayı'nı. 2005'te bu Rabia Kadri Hanım 80'li yıllarda Çin'de 11 zenginliğin arasına girmiş bir kadın 2006'daki seçimde Dünya Uygur Kurultayı'nda genel başkanı oldu. Bütün dünyayı dolaştı, Doğu Türkistan davasını anlattı. 2006'dan beri Birleşmiş Milletler'de, Cenevre'de Dünya Uygur Kurultayı Doğu Türkistan meselesi anlattı. Sonra 2018'de Cenevre'de Birleşmiş Milletler Teşkilatı bu kampla ilgili bir karar kabul etti. Bu kararı 14 tane batılı ülke destekledi. Müslüman devletlerin çoğu Çin'in yanında oldu. Böylece Doğu Türkistan meselesi 2018'de uluslararası platforma taşınmış oldu. En üst düzey işte 2018'de Birleşmiş Milletler'de Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı bu kişi oradaki raportörlerin Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalları ile ilgili sorularını cevapladı. Böylece Doğu Türkistan meselesi 2018'de uluslararası platforma taşınmış oldu. Sonra Amerika Birleşik Devletleri 2020'de geçen sene bir yasa kabul etti. Sonra Kanada parlamentosu Doğu Türkistan'da yapılanların insan hakları ihlallarının bunun soykırım olduğunu kabul eden bir yasa kabul etti. Sonra Hollanda burada yapılanların soykırım olduğunu kabul eden bir yasa kabul etti. Şimdi Fransa Dışişleri Bakanlığı geçen hafta bir açıklama yaptı. Dışişleri Bakanı dedi ki biz bu Çin'deki insan hakları ihlallarını bir mecliste konuşacağız. Dedi önümüzdeki haftalarda Fransa'da da bu hazırlıklar yapılıyor. Belçika bu konuda hazırlıklar yapıyor, kabul etme ihtimali var. Batı ülkeleri arda arda bunun bir soykırım olduğunu söylüyor. Şimdi Türkiye'de acaba yani bunu Amerika'nın eli var, Amerika kışkırtması diyen var. Türkiye'de bu Çin yanlısı, Çin'in sözcülüğünü yapan televizyon ve şahıslar var, partiler var Türkiye'de. Bunlar ne kadar biz Türk insanı bunlara inanmaz, bunların ne dediği belli değil desek de bu aynı Çin'in buradaki görsel üzerinden propagandası Türkiye'deki insanların kafasını karıştırıyor. Diyor ki bu Amerika'nın oyunu. Bakın ben çocukluk yıllarımda Amerika 1884 daha Amerika yeni kurulduğu zaman ta 1750'lerde Doğu Türkistan sorunu ortaya çıkmış. Amerika Birleşik Devletleri kurulmadan önce. Tabii ki büyük devletlerinin kendi hesabı olabilir. Ama bunu burada yapılan bu kadar soykırımı yapılırken bunu Amerika'nın işi, Batı'nın kışkırtması, biz bununla ilgilenmeyelim demek bu insani, vicdani bakımdan da doğru değil. Bugün Yahudi cemaati ilgileniyor, Hristiyan cemaati ilgileniyor. Batı dünyasında biraz insani, vicdani yönden bakanlar çoğaldı. Dolayısıyla bu meseleni soykırım olarak tanımlamaya başladı. Bu ülkelerin Çin'le ciddi ticareti olan ülkeler. Hollanda, Avrupa'da Çin'le en büyük ticareti olan ülkeler. Şimdi Türkiye'de sık duyduğumuz bir şey var. Yani Türkiye'nin Çin'le olan ticari ilişkisine zarar verir diyor. Şimdi bugün Türkiye 26 milyar dolarlık mal alıyor, 2 milyar dolarlık mal satıyor. Zararına. Bugün Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan'ın ticaretinin %65'i Çin'le. Gelecekte bu cumhuriyetlerde eğer bu bir kuşak bir yol ayrı bir konferans konusu, bizi şimdi kandıran şöyle bir şey var. Diyor ki biz Turan kuracağız, bu İpek yolu bizim birleşmemize vesile olur.
Elbette bu kaynaşmamız açısından trene sabah bineriz, akşam Türkmenistan'da oluruz, Özbekistan'da oluruz. Bu güzel, kulağa hoş gelir ama bizim Çin'le rekabet edebilecek sanayimiz yok. Çin'e satabilecek malımız yok ham madde dışında. Dolayısıyla bizi bir sömürü ülkesine dönüştürmek için yapılan bir proje bu. Bu Türkiye için de büyük bir tehlike. Yani Türkiye'de bir vapur mal gelse Türkiye'de bir fabrika kapanıyor bugün. Dolayısıyla böyle her yönüyle getirisiyle götürüsüyle çok güzel düşünmek lazım. Bugün Doğu Türkistan meselesi tarihte görülmemiş bir şekilde dünyanın gündeminde. Şimdi bunu biz Uygur Türkleri olarak, Türk dünyası olarak bunu topluma çok doğru anlatmamız, kendi çıkarımız için bu dünyanın ilgi alakasını nasıl kullanabiliriz? Buna kafa yormamız lazım. Yani bu bugün dünyada ben kapımı kapatacağım, kimse benimle ilgilenmez, bu benim iç meselem denemez hiçbir ülke. Bugün Çin diyor ki Doğu Türkistan meselesi benim iç meselemdir diyor. Kimse buna karışamaz diyor. İnsan hakları evrenseldir. Bugün soykırım anlaşmasına imza atan bütün ülkeler bir yerde soykırım yapılıyorsa ona karşı bir şey durdurmak için bir şey yapma mecburiyeti var. Eğer onu yapmazsa o suça ortak olmuş oluyor. Dolayısıyla ben niye bugünkü bu yapılan soykırımımı diye başlık atmamızdaki sebep hala Türkiye'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde Çin'in bu yaptığı soykırım değildir. Bu bir insan hakları ihlallarıdır. Bu Amerika uydurmasıdır, CIA'nin uydurmasıdır diyenler var. Dolayısıyla ben şununla bitiriyorum. Şimdi soykırım anlaşmasında 1948'deki şu 5 maddeyi yapan soykırım sayılıyormuş. Birincisi diyor, grup üyelerini öldürmek diyor. Yani Uygurları öldürmek. Yani bugün tabii toplu böyle Nazi kamplarında yaptığı gibi toplu öldürme yok ama bütün kamplarda şimdiye kadar bizim bildiklerimiz çok sayıda insan öldü. Ne kadar öldü, ne kadar işkence görüyor bunu milyonda biri bugün dünyada biliniyor. 9 tane insan dışarıya çıkabildi, kamp şahidi. Bunların çoğu ya yabancı uyruklu ya eşi yabancı olan insanlardı, bunları anlatıyor. Birinci bu. İkincisi, grup üyelerine ciddi fiziki ve zihinsel zarar vermek. Bu da yapılıyor bugün Doğu Türkistan'da. Üçüncüsü, grup üyelerini bilerek tamamen ya da kısmen fiziksel yok oluşa götürecek yaşam şartlarına tabi tutmak. Bu da yapılıyor. Kamplarda yaşam şartları korkunç, kötü durumda. Dördüncüsü, gruptaki doğumları kasıtlı olarak engellemek. Yani bugün daha 84'ten itibaren bu yapılıyor Doğu Türkistan'da. Doğum kısırlaştırma, aile planlaması altında. Beşincisi, grubun çocuklarını zorla başka bir gruba transfer etmek. Bugün Çin resmi rakamlarında 600 bin civarında Uygur'un Çin'in iç bölgelerine taşındığını yazıyor. Bu Çin'in devletin verdiği rakam ama bunun kaç misli fazla olabilir? Bugün Uygurları anne babasından ayırıp diğer ülkelere, diğer yerlere taşıyor. Diyor ki neden götürüyorsun diyor. Diyor ki ben bunlara iş bulacağım. Sen oradan Çinli'yi getirmenin yerine buradaki insanları Çin'e götürmenin yerine memleketinde iş sağlayabilirsin eğer sağlamak istersen. Bugün kısacası özet olarak Doğu Türkistan'da yapılan bugün bu soykırımdır. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık değerli hocam. Çok güzel şeyler anlattınız. Hakikaten bilmediğimiz birçok şeyi aydınlığa kavuşturdunuz.
Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi ise değerli arkadaşlar, sorunuz varsa iki hocamız da burada. İki hocamıza da bir 5'er dakika zaman vereceğiz. Hocam daha fazla da uzatabilir. Sorularınız varsa, merak ediyorsanız sorabilirsiniz sırasıyla. Hocam, benim bir sorum olacak. Evet, buyur. Buyur kardeşim. Çok teşekkür ederim bizi bilgilendirdiğiniz için. Gerçekten bize çok kesin bilgiler verdiniz. Bizi kafamızda farklı bilgiler oluşuyordu dediğiniz gibi. Ama bunun sizin dilinizden duymak bize gerçekten bizi aydınlatıyor. Ve Allah hepimizin yar yardımcımız olsun. Biliyorsunuz bu problemler her yerde var, söylediğiniz gibi. Mesela Afganistan'da da var ya da başka bölgelerde de var. Böyle toplumsal olarak, coğrafi olarak böyle bir sıkıntı yaşamıyorsak da, ama toplumun içinde bilinmeyen sıkıntılar var. Ama onun derdini de biz çektik geçmişten bugüne. Ama size baktığımızda gerçekten çok üzülüyorum kendimize göre. İnşallah gelecekte Allah bir yolunu açar. Bu zulmü, zalimlik devam edemez. Buna inanıyoruz. Hocam şöyle bir sorun var. Siz söylediniz. Önce bir Özbek gidip Doğu Türkistan'da başbakan olabilirken, bugün neden biz bu kadar her bölgede kalıyoruz? Dediğiniz gibi haklarımızı savunamıyor kimse. Kendi çıkarları için elbette söylüyorum bunu. Burada bunu kim bu kadar bize ayırdı? Tabii biliyorsunuz önceden bence ayrımcılık çok yoktu. Ama bugün bakıyorsunuz Kazakistanlı birisi Özbek birisini sevmiyor. Bir araya gelemiyor, bir masaya oturamıyor. Aynı zamanda Kırgızistan'a baktığınızda Türkiye ayrı bir toplum. Burası bize ev sahipliği yapıyor. Mesela bizi buluşturan bir ülke diyelim. Yani bunun sayesinde az çok bilgilendiriliyoruz. Ama burada ne sıkıntı var? Yani size göre kim bunu yap bize ve gelecekte bu gençlerimizi aydınlatmak için, bu Türk soydaşlarımızı birleştirmek için biz gençlere ne mesuliyet ve vazife düşüyor? Etin abi, ses hocam kapalı. Sizin sesiniz. Hemen bir de ekran paylaşımını durdurursunuz. Şimdi geliyor mu sesim? Evet, şimdi geliyor. Evet, çok güzel bir konuya değindin. Yani benim de sürekli kafamı kurcalayan bir şey. Şimdi 1900 bu Sovyetler Birliği ta ilmeski Çarlık Rusya'nın son döneminden itibaren bu Türkistanlıları parçalama projesi büyük devletlerde vardı. Yani ilmeski'nin Çarlık Rusya'ya yazdığı bir raporu var. Bu raporda diyor ki biz bu Türkleri parçalamak için iki yol var diyor. Biri Hristiyanlaştırmamız lazım diyor. İkincisi bunları diyor Rus okullarında okutarak dilini yok etmemiz lazım diyor. Bir projeler abi. Bu büyük devletlerin projesi. Bu birleştirme projesi. Büyük devletlerin projesi. Ben çok toplantılara katıldım. Şimdi ben mesela şey yapmıyorum. Ben o toplantılarda biz dedik ki biz de sizin gibi öğrenci çağlarımızda biz şunu düşündük. Dedik ki biz Kazak, Kırgız, Uygur, Özbek kaynaşsın bunlar. Bir gaye üzerinde bu şuuru yetiştirelim. Türkistan şuuru. Dedelerimizin o şuuru yetiştirelim dedik. Mesela toplantılara gidiyoruz. Yemeğe oturmuşuz. Özbekler bir masada, Uygurlar bir masada, Kazaklar bir masada. Hiçbir kaynaşma 30 yıldır yok. Yani toplantıya gittiğim zaman yine aynı şeyleri yapıyoruz. Bunları sizin üzerinize, bizim üzerimize vazifeler düşüyor. Bakın eskiden bu Türkistan'dan bu Türkçü büyüklerimiz Çokay olsun diğerleri mesela Fransa'ya gidiyorlar. Fransa'ya gittikten sonra Almanya'da, Nazi Almanya'sında Türkistan'la o
askerler var. Nazilere yakılıp oraya giden işte sonra büyük büyük bilim insanları oldu biliyorsunuz onları. Şimdi orada şimdi Çukay Kazak olmasına rağmen Türkistanlı Özbeklerin ziyaretine gidiyor. O zaman Özbek Kazak ayrımı yok. Bakın bize Örnek Mahallesi'nde İstanbul'da Örnek Mahallesi'nde Doğu Türkistanlılar var. Suudi Arabistan'da Doğu Türkistanlılar var. Onlar hepsi Türkistanlıyız diyor. Yani onlar Uygur Özbek demiyor yani. Böyle bunun bu büyük devletlerin projesi. Bunun neticesinde bugünkü duruma düşürdü. Orta Asya Türkistan Cumhuriyetleri bağımsız olunca yanlış bir takım insanlar oralara gitti, okulaştı, şey yaptı. Sonra bizim bu milli şuurumuzun yetişmesi ya engellendi. Aslında biz bu şuuru oluşturmamız lazım. Bakın ben şeye mesela garson, ben lokantalara gittiğim zaman Özbek garson çocukları görüyorum. Böyle sanki benim kasabımdan gelen insanlar gibi. Kucaklaşıyoruz, abi diyor ben pilav yapacağım, akşam bizim eve gel diyor, bana gel diyorum. Yani ben kendi kardeşimi görmüş gibi hissediyorum. O tipi, o candan yakınlığı, hepimiz kardeşiz aslında. Şimdi bunu biz bundan sonra geç değil. Bu uzun bir proje bu. Bunu aslında devletlerin de desteklemesi lazım. Böyle bu Türklük şuurumuzu hepimiz kardeş bu şuuru yetiştirmemiz lazım. Olması gelecekti Türkistan'da böyle bir şuur yetişmezse şimdi Rusya'nın Kazakistan'la ilgili planları söylemlerini duyuyorsunuz. Çin'in Orta Asya ile ilgili plan projeleri var. Bütün büyük ülkelerin burada oyunları var. Bu oyununu bozmak için bizim birlik olmamız yeterli. Bunu yetiştirmemiz lazım. Olmazsa biz eğer sizin canınız yanıyorsa benim canım yanmazsa size acımıyorsam ben sizle kardeşlik şeyim yok demektir. Yani bunu sizin böyle bir toplantı düzenlemeniz bunları sosyal medya bugün çok ciddi gelişmiş durumda bunları yararlanıp bundan sonra bunu yetiştirmemiz lazım. Böyle yetişen arkadaşlarımız var ama yeterli değil. Ben Azerbaycan'a gittim. Azerbaycan'da bir siyasi partinin genel başkanıyla röportaj yapacağım. Ben bir radyo programı yapıyordum. Yıllar önce 2007'ydi, 2005'ti. Parti genel başkanı benden sordu. Nerelisin dedi. Ben dedim ben Kaşgarlıyım dedim. Dedi ben askerliğimi orada yaptım dedi. Allah Allah dedim bu nasıl orada askerliğini yapar dedim. Sonra dedi ki işte Özbekistan'da Kaşgar diye yer var ya, orada askerlik yapmış adam. Bununla karıştırdı beni. Yani bilmiyoruz. Coğrafyamızı karış karış bilmemiz lazım. Afganistan'da nerede Türk yaşıyor? İşte bunu epey insan bilmiyor. Siz yaşamışsınızdır Türkiye'de. Yani çok insanlar bizim Türklerin nerelerde yaşadığımızı haritayla gösterebilmemiz lazım. Bilmemiz lazım yani. Tabii. Teşekkür ederim hocam. Ben bir ilave yapmak istiyorum. Reklamın içerisine. Buyurun hocam. Şimdi 1920'lerde Taşkent'te konferans olduğunda sen Özbeksin, sen Uygursun, sen Kazaksın, Kırgızsın diye bizi parçalamışlar Sovyetler İttifakı biliyorsunuz. Bölmüşler. Hala onların şeysinde şekillenmişiz. Şimdi Çin bir argümanı var. Çin'in bir kuşak bir yol projesine biraz önce Erkin abi bahsetti. Bu proje sadece Doğu Türkistan'ın değil, bütün Türk dünyasını, Türkiye'yi ve Müslüman dünyasını sömüren bir proje. Bu ileride bu projenin adı yani sömürge ve işgal projesi. Yani bugün Doğu Türkistan Çin'in işgalinde olduysa, yarın bu şekilde gidersek bütün Türkistan, Orta Asya ve Türkiye dahil Çin'in egemenliği altında sömürgesi ve işgal altına uğrayabilir. Çok tehlikeli bir şey. Dolayısıyla biz bu tehlikeyi kendi toplumumuza iyi bir şekilde anlatırsak bunun önüne geçebiliriz. Hepimiz kardeş, hepimizin takdiri bir, geleceği bir. Yani bizim burada milli manfaatimiz, ülkenin manfaati birbirine aykırı değil. Yani Doğu Türkistan'ın milli manfaatıyla bütün Türk Cumhuriyeti'nin manfaati olsun, Türkiye'nin olsun veya Müslüman ülkelerin olsun, hepsinin milli çıkarı bir. Yani birbirine aykırı değil. Burada Çin ileride bu şekilde giderse
Amerika ile bir rekabet altına girecek bir süper güç olma yoluna gidiyor. Yani bu yolda kurbanlar biz olacağız. Yani bütün Türkistan coğrafyası Çin için bir pasta. Adamlar öyle görüyor. Yani tek genişlemek, tek işgal edebilecek, tek sömürebilecek Türkistan ve İslam coğrafyası. Yani bunun farkında olursak aramızdaki kardeşliği bir daha pekiştirebiliriz. Ve ileri yönelik birlikte hareket edebiliriz. Yani şu an bunu bütün Türk dünyasındaki devlet başkanlarından tutun halka kadar bunun bilinçlenmesi lazım. Bunun başka bir yolu yok. Gerçekten birbirimize paramparça şekilde hareket edersek yani ileride Çin'e yem olacağız. Yani tarihten beri Çin biliyorsunuz bizim düşmanımız. Yani bize dost olmamışlar hiçbir şekilde. Hala öyle. Yani gözükmekte yani ekonomik yatırım veya dostça muamele etmiş gibi gözüküyor ama ileride yani 5-10 sene sonra çok büyük tehlike bizi bekliyor. Yani bunun farkına varmak lazım. Teşekkür ederim hocam. Erken hocam sizden bir arkadaşımız bir soru sormuş. Doğu Türkistan'daki soykırıma karşı MHP neden sessiz kalıyor diye. Bu siyasi bir soru olmuş ama siz ne dersiniz hocam? Evet. Tabii güzel soru. Bunu bilmemiz lazım. Herkes soruyor benden Türkiye'de niye MHP ses çıkarmıyor diye. Şimdi eskiden beri işte MHP'nin kuruluş şeyi kurulduğundan beri bir Türk dünyası Turan diye kurulmuş. Yani Türk dünyası davasını, bütün dünya Türklüğünün davasını siyasi bir şey yapan bir siyasi parti. Ama biliyorsunuz bu Cumhur İttifakı'na eskiden Sayın Devlet Bahçeli Genel Başkan Salı gündeki konuşmalarında son yıllara kadar hep Doğu Türkistan meselesini gündeme getirirdi. Milletvekilleri de gündeme getirirdi. Ama Cumhur İttifakı'nda yer aldıktan sonra hükümet devleti yönettiği için bir takım hassasiyeti var. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2009 yılında Ürümçi'de katliam olduğu zaman adeta soykırımı yapıyor için durdurmalı diye açıklama yapmış bir başbakan. Ama daha sonra Cumhurbaşkanı olduktan sonra 2015'ten itibaren Çin'le ve Rusya'yla olan ilişkileri geliştirme siyaseti var Türkiye'nin. Özellikle 2016'daki bu FETÖ kalkışmasından sonra Batı'yla olan ilişkisi Türkiye'nin biraz şey oldu, kötüleşmeye başladı. Ondan itibaren Çin'le ve Rusya'yla olan ilişki geliştirme politikası var. Bundan dolayı tabii hükümet birkaç defa, Mevlüt Çavuşoğlu iki defa, sözcü bir defa, AK Parti sözcüsü bir üç defa açıklama yaptı. Ama Cumhurbaşkanımız hala bu konuda bir açıklama yapmadı. Bu Cumhur İttifakı'nda olduğu için MHP bununla ilgili şey yapmadı. Hiçbir şey söylemedi. Bu doğru değil ama yani mesela bugün Doğu Türkistan'da soykırım yapılıyor. Yani bunu bir iç siyaset ya da işte koalisyondu, ittifaktı bunu göz önünde bulundurarak konuşmamak doğru değil diye düşünüyorum. Bugün orada soykırım yapılıyor. Ben bugün anlattığım gibi. Dolayısıyla Türkiye'deki bütün siyasi partiler, hükümet başta bu konuyu söylemeli diye düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız New York'taki toplantıda da dünyadaki bütün mazlumları saydı. İşte Filistin, Rohingya, işte Myanmar'daki bütün mazlumları saydı ama Doğu Türkistan sayılmadı. Bu doğru değil diye düşünüyorum. Ama bu da bir Türkiye'de kendi devletinin yüksek çıkarı, Çin'le olan ilişkiler, hassas ilişkiler bunu gözü önünde bulundurarak bunu yapıyor. Ama ben bir Doğu Türkistanlı olarak bunun doğru olmadığını söylüyorum. Teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Arkadaşlar var mı başka
soracağınız bir soru varsa hocalarımdan sorabilirsiniz. Yoksa programımızın da bayağı bir saatte aldık. Durdurabiliriz, bitirebiliriz. Hocam eğer şey olsa izin olabilir soru sormak istedim hocamızdan. Buyurun. Öncelikle çok teşekkür ediyorum hocam. Çok güzel bilgiler verdiniz. Ben Safiullah, şimdi Konya'dayım. Yüksek lisans yapıyorum. Hocam siz 20. yüzyıla kadar Türk dünyasında iki yazı dili var. Biri Çağatayca, Osmanlıca dediniz. Ondan sonra 21. yüzyıla Sürtler tarafından bugüne görsek 21 dil türleri bölmüşler. Bu bölüşler Türklerin bugünkü duruma gelmelerine bir şey olur mu hocam? Yani bir negatif şey var mı hocam? Tabii. Şimdi şöyle yapılabilirdi. Mesela benim doktora tezim Doğu Türkistan'daki Uygur ağızları. Şimdi ben 1930'larda Batılıların Doğu Türkistan'da derleme yaptığı metinleri inceledim. Özbekçi metinleri inceledim. Şimdi bizim bu Çin'in dil politikası, diyelim eskiden Kaşgar ağzı standart ağzı olarak görülürken, Çinliler demiş ki bu Özbeklerle biraz uzaklaştırmamız lazım Uygurları. Zaten Uygurları siz Türkiye millet değilsiniz, siz Türk soylu değilsiniz diye devlet kitap çıkarıyor bugün Çin'de. Bize diyor ki siz Göktürk Devleti döneminde Göktürklere köle olarak giden Çinlilersiniz. Siz Türkleşmiş, Uygurların Türkleşen Çinlisiniz diyor bize. Şimdi tarihini kendi Çinlilerin tarih kaynaklarında bizi Türk diye yazıyor. Ama bugün Çinli siz Türkiye millet değilsiniz diyor. Yani onun gibi şimdi bu uzaklaştırmak için mesela bizde diyor Özbekler diyor ki Kilemen, Baramen, Kitemen diyor. Biz diyoruz Baremen, Kilemen, Kitemen diyoruz. O ikinci ecedeki A-E'ni Kaşgar'da eskiden AE şeklinde vardı. 1930-45'lere kadar var bu ses diyeceğimiz. Sonra Çinli demiş ki o ikinci ecedeki AE ek aldığı zaman İ'ye değiştirsin demiş. Böyle standart lehçemizi, bu diğer lehçeler için de geçerli. Mesela Özbek, Kazak, Kırgız hepsini böyle suni telaffuz şeyiyle, standart ağız belirlemek suretiyle bu lehçelere uzaklaştırdı. Bu bir gerçek. Bu tabii bugünkü ayrı ayrı edebi dil olarak birbirimizi anlamayacak dereceye gelmemizde o projenin sonucu yani. Eğer biz diyelim şeyle yazsak, hepimiz mesela diyelim ortak bir siyasi irade olsa Türk Cumhuriyetlerinde, alfabemizi daha yakın yapsak, kelime üretirken daha ortak kelimeleri üretsek, Türk lehçelerini mesela bir dil yapamasak da birbirimiz arasında tercüman kullanmadan konuşabilecek dereceye rahat gelebiliriz yani. Ama bunu yapacak siyasi irade yok. Ya bugün alfabe yaptılar, Latin alfabesi 92'de işte Profesör Doktor Ahmet Bican Ercilas'ın hocamızın Türk Cumhuriyetlerinden gelen uzmanlarla beraber yaptığı bir ortak alfabemiz var Türkiye'de. Bunu alırken İşte Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan alırken yeni şeyler ekledi ona, işaretler ekledi, uzaklaştı. Dolayısıyla bu şeyin ayrı ayrı alfabe, ayrı ayrı fonetik sistemi, ayrı ayrı imla şeklinde tabii bunu Özbek'e yaptırdı, Uygur'a yaptırdı, başka milletler kendi bilim adamımızın eliyle bizi uzaklaştırdı yani. Neticede böyle oldu. Ama bunu bugün bağımsız cumhuriyetler var. Eğer siyasi irade olsa bunu yaklaştırılabilir yani bu lehçeler. Mesela biz diyoruz ki Türkiye'de helikopter diyor. Biz tik uçar diyoruz. Tik uçar helikopter demek. Yani tik uçmak herkes anlar. Aç koç mesela anahtar Yunancı kelime. Türkiye Türkleri anahtar demiş. Biz bütün Türk lehçeleri açar diyoruz, aç koç diyoruz. Çeşitli şeylere kullanıyoruz. Yani bu tip kendi dil malzememizden yararlansak biz lehçelerimizi yaklaştırabiliriz.
Teşekkürler hocam. Teşekkürler hocam. Hakikaten güzel şeyleri söylediniz. Benim kafamda çok şey canlandı. Ben 7-8 yıldır Doğu Türkistan'la alakalı programlarda katılıyorum. Kendim elimden geldiği kadar arkadaşlarla birlikte program oluşturuyoruz, konuşuyoruz, tartışıyoruz ama yine de siz işin uzmanı olunca, orada yaşadığınız için orayı kültürünü direkt aktarınca bizim şuurumuzda epey şey oluşuyor. Yani benim bilmediğim birçok şey kafama canlandı. Bundan sonra da inşallah olacak. Ben size tavsiyem, yani Türkistan, işte Turan sesi diyorsunuz. Türkistan diyoruz mesela. Şimdi çok insan da ya Çin böyle büyük bir devlet, Rusya bir büyük bir devlet. Biz parçalanmışız, kimsinin ekonomik sıkıntısı var, kimsi zulüm altında, kimsi böyle, böyle düşünmeyelim. Yani biz herkes az bir şey yapsak, tamlaya tamlaya köl buladı diye atasözümüz var ya. Şimdi bunu biz yapacağımız, çocuklarımız yapacak, onun çocukları yapacak zaman içerisinde biz tek bayrak içinde birleşemezsek de bir ortak, birbirimizi düşünen, birbirimizle ticaret yapan, birbirimize sahip çıkan böyle bir toplum, birlik oluşturabilirsek geleceğimiz için çok güzel şey olacak. Onun için çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Böyle çalışmaları çok yapın. Bütün Türk dünyasına aynı şeyi birleştirme yolunda mücadele edin yani. Teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Arkadaşlar, burada programımızı bitiriyoruz. Hocamız Abdülhamit Karahan, Ergen İmmet hocam, sizden de çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizi bilgilendirdiniz. Daha sonralar inşallah biz yeni kurulan bir Turan sesiyiz. Burada Azerbaycan'dan bir arkadaşlarımız vardı. Kurucu olarak şeyden, Almanya'dan, Afganistan'da Türkler var. Özbek var. Irak'taki Türkmenlerden oldukça geniş yapmaya çalışıyoruz. Yapacağız inşallah. Yaptıkça da Doğu Türkistan'ın sesini duyurmaya çalışacağız. Oturduğumuz yere konuşacağız. Böylece sizlerden bilgi alınca da yanlış bilgi vermemek amacıyla da bu şekilde programlar da yapacağız. Bilin yani, bir toplumun, bir kişinin şuurunda, bilincine tek bir kelimeyi sokabilirsek, Doğu Türkistan kelimesini yerleştirebiliyorsak, bizim için büyük bir şeydir, davadır, hizmettir diye düşünüyorum kendi adıma. Allah razı olsun hocalarım. Çok sağ olun. Sizlerin de bir önereceğiniz bir şeyler varsa hocalarım, bize de önerebilirsiniz. Biz yeni kurulmuş gençleriz şurada. Doğru düzgün Türkçemiz de yok. Doğru düzgün, ama bildiğimiz kadar konuşacağız. Dilimizin yettiği kadar konuşacağız. Biz böyleyiz yani. Yeni çıkmışız yolda. Uzun bir yolumuz var. Şaşmadan inşallah bir yolda devam edeceğiz hocam. Şerler diliyoruz. İnşallah genişleyin bütün Türk dünyasını kapsayan güzel bir harekete dönüşsün. Başarılar diliyorum. Bu şuurunuz gerçekten takdire şayan. İnşallah biz de elimizden gelen desteği veririz. Allah razı olsun hocam. Teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun.